Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Ben şimdi okuyacağım mevzuya bugün çalıştım. Onunla alakalı bir mukaddeme yapmak istiyorum. Birkaç dakika. İrade. İrade nasıl güçlü olur? İrade ne kadar güçlü olursa o kadar psikoloji sağlam olur. Başarılı insanların ortak özellikleri iradelerinin güçlü olmalarındandır. İrade de disiplinli olmakla gelişir. Bir böyle bir böyle bir yok. Gelişmez o. İrade mecbur olduğum değil, seçtiğim bir şeydir. Duygularını bütünlemekten kaynaklanıyor. Duygularını bütünlemekten kaynaklanıyor. Duyguları da bütünlemek için gireni kontrol... İmam Azam'ın sözüdür o. Diyor ki, içeriye gireni kontrol edersen, onların hangi yolla dışarıya çıkacaksa, çıkıyorsa onu da kontrol edersin. Mesela ağızdan bozulmuş yemeği sokmuyoruz. Nereye mal olacağını biliyoruz. Ağızdan giden gıdaları sokmuyoruz. Değil mi? Hoşlanmadığımız şeyi de yemiyoruz. Aynı, hiç farkı yok. Göz de böyle. Kulak da böyle. Senin içini bozacağı şeyi yememen lazım. Yani duymaman lazım, bakmaman lazım. Burayı anladık mı biraz? Hiç şüphe var mı ağızdan gireni faturası çıkıyor? Bozuk yemek ne yapacak? Belli. Kodoket. Kodoket. Göz de bir duygu. Göz. Kulak da öyle. Aynı boğazdan giren gıda gibi dikkat etmek gerekiyor ki güçlensin. Kendine söz geçirebilmenin adıdır irade. Kendinle güzel geçinebilmenin vasfıdır irade. Hazlarını erteleyebilme, öteleyebilme. Mesela bir hayvan düşün mesela. Sığır, aç ve ot var. Erteleyemez. Bu iştahını öteleyemez. Yok, başkası yesin diyemez. Ötelemek. Kendisini öteliyor. Sahabe gibi yani. Kardeşini tercih edemez. Hayvan olduğu için. Erteleyemez de yemeyeyim şimdi diyemez. İrade içimizden doğanları erteleyebilme ve öteleyebilme melekesidir. Makinayla da dağlara, taşlara, denizlere ve semalara söz geçirebilen bir insan kendisine de söz geçirmeyi bilmesi lazım. Dozerle dağlara, gemilerle denize, denizaltılarla diple, uydularla semalara söz geçiriyor insan. Kendisine de söz geçirmeyi bilmesi lazım. Düşüncelerini kontrol edebilmek için nasıl edeceğim ben? Kaynaklarını kontrol etmen gerekiyor. Mesela İnsanın düşünceleri şu dört tane zeminde oluşuyor. Bir zaman, iki zemin, üç taam, dört libas. Yani yaşadığımız çevre sana yükleme yapıyor. İstediğin çevreye elinden geldiği kadar orada olman lazım. Eğer istediğin çevre değilse, istemediğin bir yerse fazla durmayacaksın. Allah Resulü'nün tabiriyle aleyhissalatü vesselam, şeytan diyor bayrağını çarşı pazarlara diker. En son giren ve ilk çıkan olur diyor. Fazla domates için fazla öyle çarşı pazarın inciğine gücüne bakmayacaksın o kadar. Al malzemeni çık git. Fazla bulaşma. Bu zemin. Zemin, zaman, yaşın, bizatihi insanın yaşının getirdiği şeyler var. Olgunluklar var, çocuksu şeyler var. Onu da bilmek lazım. Tam yediğin gıda, giydin elbise. Bir de libas.
İnsanı etkiliyor bunlar. Yani bana bir şey olmaz deme. İnsan iradesini, beynini, dimağını, bedenini ve sosyal çevresini kontrol edebildiği kadar iradesine hakim olur. İradeyi ne kadar kullanırsan o kadar güçlü olur, kaslar gibi. Kendimizi günlük hayatta zorlamalı, sıkıştırmalı ve disiplinden taviz vermemeliyiz. Dini hayattan taviz vermememiz gerekiyor. Okuyacağım yer çok önemli de bunları önceden söylüyorum. Sıkıştırmalı hayatı. İhtiyar ödülle olabilir ama ihtiyar, cüz-i ihtiyar ödülle olur ama irade uzun vadeli çalışması lazım. Mesela dünyevi iştahlarımızı ertelemek ahiret adına uzun bir solukludur. Ben olmadan önce birilerini model alman lazım. Yani Allah Resulü model, ustad model, cemaatsiz gidemiyorsa, kişisiz gidemiyorsa cemaat içinde bir abi bulabilir diyor ustad. Gayri müteşhirde geçiyor bu. Ama en güzeline Risale-i Nur'la direkt gidebilmek. İradesi kişi kendisinden beklentisi güçlü olmalı. Yani kendisinden beklentisi güçlü olan insanlar da çok gelişiyor. Bende bir şey olmaz. Ben beceremem. Yapamam ben bunu. Bende ne olur ki? İradesi güçlü olmaz. Ve yaptığı doğru işi küçümsememeli. Allah için büyük küçüklük yoktur. Sırf semaya bakma, sırf semaya bakarak değil, aynı anda yere de bakarak yürümeli. Arabayı sürerken dikiz aynalarına baktığımız gibi hem buraya yan aynasına hem de buraya baktığımız gibi bakmak lazım. Herkes var, bir ben yokum kafamda olmamalı. Herkes hakkında iyi şeyler düşündüğüm gibi kendi hakkımda da iyi şeyler düşünmeliyim. Yani üstü zan ettiğimiz gibi insanda da bir sürü rezillikler de var. Var tarafı, o tarafta var. Ama hüsnü zan galip olmalı. Allah sana öyle muamele ediyor. Enayine zenni abdibi. Kulum bana nasıl inanıyorsa ben ona öyleyim diyor. Kendi içinde yürü, kimseyi görmeden, karşılamadan, karşılaşmadan. İnsan kendisinde yürümeyi, kendisiyle bulunmayı, kendisinde seyahat etmeyi, kendisiyle memnun olmayı, kendisini sevmeyi becermesi lazım. Soru soran benim, cevap da benim. İsteyen benim, cevap da benim. Arzulanan da, arzulayan da benim. İnsan bu. Hep dışarıda yaşamamalı böyle. Hep böyle dışarıda, televizyondur, radyodur, cemiyetti falan, hep böyle videolar. Hep dışarıda yaşamanın adıdır o. O kaçıştır. Kaçmamak lazım. Kendinden kaçmamak lazım. Biliyor musunuz? Yani bu videoları seyredenlerin zevk aldıklarını, hayır, sıkıntıdan kaçtıkları için bunu yapıyor. Dışarıya kaçıştır o, kaçış rampası o. Kendisini sevmediği için, kendisiyle bir an barışık olamıyor, bir an duramıyor. Bir an kendisinde olamıyor. Kendisi kendisini sevmiyor. Kimseyi bak, kendi içinde yürü, kimse görmeden, karşılaşmadan. Zorlanmak çok iyidir. Bırakma kendini. İstemediğini ertelemeyi ve örtelemeyi becermeli. Çok seven bile, bak çok sevsen bile başka şeyleri görebilecek kadar mesafeyi koy ki kör olmayasın. Sen çok mu seviyorsun bir şeyi? Fazla yaklaştırma. Bu sefer Risale-i Nur'u bile çok sevsen böyle seni hepten kör eder. Hep beraber olsun böyle. Başka şeyi de görebilecek mesafede olsun. Çok sevdiğimiz şeyler bizi kör etmemesi lazım. Kötüyü yapmak için iyilik yapmayı çoğalt. Mesela kötü ne yapayım gücümü? Kötülüğe direnme. Bu ses şiddetleniyor sana. İyilik yapmaya çalış. Kötü yapmak için iyiliği yapmak, vücuduna girenleri kontrol edersen, çıkan yolları da rahatça kontrol edersin. Buraya kadar yaptım. Bunun sebebi, Mesnevi Nuriye, iki yer okuyacağım, üç yer. Sayfa 103.
İlemeyül aziz. Biraz önce okuduklarım, iradeyi nasıl güçlendiririz diye. Güçlendirmesek bizde ne oluşuyor? Hanzale'nin çekirdeğinde hanzale ağacı mündemiç ve dahil olduğu gibi cehennemin de küfür ve dalalet tohumunda müstetir bulunduğunu şuhudi bir yakin ile müşahede ettim. Hanzale ne hanzale? Ağaç. Ağaçtan ne ağacıdır böyle? Var mı? Böyle sert kabuklu bir şey, tamam mı? Ufak bir şey böyle, sert, hani gürgene benziyor. Çeşitli yörelerde değişik ismi var ama gürgen gibi böyle, hani bir çekirdeği oluyor, böyle ufak bir şey. Ondan sonra fakat çok büyük bir ağacı var. Hanzale çekirdeğinde önemli değil yani. Mesela o gibi bir şey. Kiraz çekirdeğinden karpuz çıkmaz. Tamam. Maksat bu. Hanzale çekirdeğinde hanzale ağacı müstetir. Gizli. Mündemiç. İçinde gömülü koca ağaç. Koca çınar ağacı ustadımızın misaliyle. Ufak bir çekirdeğinde mündemiç. Tamam. Dahil olduğu gibi. Şüphe var mı bunda? Kocaman ağaç. Bu çekirdek. Değil mi Şaban'a? Tamam. Cehennem de nerede? Cehennem ağaçtır, sonuçtur. Küfür ve dalalet tohumunda gizlenmiş. Bunun deliline çekmiş olduğumuz, mesela evdeyiz, yüksevdeyiz. Alttan üstten her yerden ısıtmalı. Yakında şey çıkacak, tavandan ısıtmalı. Çünkü aşağıdan ısıtmalı, fıtı değil, doğal değil. Güneş Allah yukarıdan ısıtıyor. Aşağıdan ısıttım, biraz alerji çıkıyor, onu da söyleyeyim. Ama yakında üstten çıkacak. Biraz doğrusu olacak yani. Aşağıdan ısıtlar, toz kalkıyor. Allah dünyayı yukarıdan ısıtıyor. Zaten otellerde üstten ısıtıyorlar. He şimdi şunu demek istiyorum. Lüks bir dairede bulunuyorsun. Bütün maddi imkanları var Ahmet. Altında aşağıda araba var. Şu anda da kalkabilecek kadar hürriyetine sahipsin. Paran da var vesaire. Niye insanlar mutlu değil? Çarşıya gidip her şeyi alabilecek kadar cebinde para var. Herkes. Var, var. Niye mutlu değiliz? En ufak bir şeyle, bir hatıra, bir keşke. Birisi silah dayamış kafamıza. Mutlu olamayız. Birisi silah dayamış. Bir yaş olmuş. Yaşı, evet. Mesela bir anda bir psikolojin geliyor. O gece duman oluyor ya. Duman, duman. Mesela uyandım böyle. Hadi bakalım gir de göreyim uykuya. Çıkmıyor kafandan. Nasıl çıkacaksın bu ortamdan, bu atmosferden? Bu niye söylüyorum? Biz Müslümanlar böyleysek, kafirin durumunu hiç yaşamaması lazım, intihar etmesi lazım ama iptal isnevinden uyuşmuş. Ya haplarla, ya maçlarla, bedeni yorarak, bir şey yaparak erteliyor. Bastırılmış duygular var. Bastırılmış duygu. Ama usta diyor ki ortaya çıkacağı an sekerata. O zaman çıkacak. Eyvah diyecek ama iş işten geçecek. O sekerat, o sekerata girdiği zaman yani şimdi kendi dünyamızdan örnek vermeye çalışıyorum. Nasıl ki bir psikoloji o gün, o gecemizi duman ediyor. Bunun taşa bir küfür düşün, bir dalalet düşün. Bir kebair düşün. Ne kadar tövbe bile etsen, senelerden beri tövbe ediyoruz değil mi mesela Kasım? Belki de 20 seneden beri, 30 seneden bir şey kafamıza bir günah takılmış, tövbe ediyoruz. Hala bize azap veriyor. Düşün ki bir adamın hayatı böyle. İşte diyor ki, nasıl ki hanzale çekirdeğinde kocaman hanzale ağacı mündemiç, gömülü cehennem denilen sonuçta da küfür, dalalet, psikoloji, sıkıntılar çekirdeğinde de cehennem gizli. Bizdeki ne? Bizdeki onu hatırlatıyor. Mesela Kastamonu 8. sayfada diyor ki Sabri abi ustada soruyor.
Durup dururken buhran geçiriyor, bunalım geçiriyor, geriliyor. Usta diyor ki, celal ve cemal tecellisi sende aktif olmuş. Onu sana hatırlatmak için Allah bir nebze açmış. Bak celal böyle ha. Celal tecellisi böyle. 70 bin perdeden geçmiş hali bu. Buna dayanamayıp intiharı düşünüyorsun. Sanki kurtulur sanki. Kaçıyorsun ama daha sinekten kaçıp canavarın ağzına girmeye benziyor bu. Buna dayanamıyoruz. Buna dayanılmıyor. En ufak bir sıkıntı ya. Bu oradan haber veriyor. Diyor ki celal ve cemal intibah eline öğretmek için bir ikaz edici diyor. Psikoloji sorunlarda neyi gösteriyor? Böyle bir alemi gösteriyor. Yani bir hatadan kaynaklanan bir değil bu. Hatadan kaynaklanan değil ama gıdasız bırakılmaktan kaynaklanıyor ruh. Küfür ve dalalet tohumunda da müstetir bulunduğunu, kim? Cehennem gömülü olduğunu şuhudi bir yakin ile müşahede ettim ustad. Gördüm diyor. Şuhud derecesine. Şuhud şahit olmuş. Görmüş. Niye? İçeride dolaşıyor. Ustad uçağa inmiş kendisini. Bir beşeriyet, bir insanlığı, bir de bunun dışında kendisi. Gelişen hadiseleri insanlığında nasıl karşılık buluyor onu seyrediyor. Çok bahtiyarlıktır ha dünyada böyle bir yaşamak. Yani mesela dışarıda yağmur var, soğuk var, sıcak var, bağırıyorlar, hapishane var, işte takdir var, tenkit var, fakirlik var, var da var. Şimdi bu böyle bir ahval içeride aklımıza, kalbimize, ruhumuza neler tesir yapıyor? Tesiri var. Tamam mı? Şimdi bu tesir yaparken ikisinde de sen değilsin yani. Öyle bir makama gelmiş ki ikisini birden seyrediyor. Mesela şöyle diyeyim. Takdir ettiler veya tenkit ettiler. İçeride haz alan var, üzülen var. İkisini de seyrediyor. Haz aldı. Elem aldı. Yine sus. Kim kimi seyrediyorsun abi? Kendisi kendisini seyrediyor. Kendisi kendisinin arkasına geçmiş. Yani bir isimle tefrik edebilir mi onlar? İsimle tefrik etsek ne diyeceğiz mesela? Nasıl bir isim veririz? Mesela şöyle. Ben aşağıda yukarı gireyim. Benim gömleğim diyen arkada ya. Benim atletim. Bu misali benim sonra. Benim atlet, benim gömleğim. Gir içeri. Benim gömleğim. Benim vücudum. Benim aklım. Benim aklım ben bu anlayamaz. Benim aklımdan... Aklıma göre değil bu. Benim ruhuma ağır geldi. Benim aklım, gir içeriye. Benim ruhum, o ben olan ben. İşte o ben olan beni bulunca kalbine de, dimağına da, vicdanına da fikirler geliyor, takdir geliyor, tenkit geliyor. Hepsini seyrediyorsun. Bu seyreden insan ne makamda? Dışarıda okyanusta fırtınalar kopuyor ama adam limanda. Girmiş içeride. Murakkebe demiş bu. Şahit, şahit olmuş. Ona. Şuhut derecesinde şahit oldum diyor. Müşahede ettim diyor. Mesela bir tane vereyim. Bir iki tane vereyim. Takdir geliyor. İnsan hoşuna gidiyor. Tenkit geliyor. İnsan hoşuna gitmiyor. İkisinde de karşılık bulur. Mutlaka bulur. Ama sahiplenmezsin. Hiçbir mesuliyet yok. Yani takdirden de böyle ya bay haz aldın, ya Kasım var ya sen olmasaydın şöyle olur böyle de Allah razı olsun. İnsan hoşuna gidiyor. Ama sen onu biliyorsun ya içimde böyle bir sistem var, bir donanım var, bir duygum var ya. Duyguyu ben donanım diyor. Böyle bir donanım var, o haz alıyor. Ya neye benziyor? Bu mümkün değil seni takdir edip hoşlanmaman. Aynaya geçip de gözükmemen mümkün mü? Aynanın karşısına geçerse mutlaka gözükeceksin. O duygunun karşısında bu adamın takdiri gelince hoşuna gelecek. Bu adamın tenkidi de gelse hoşuna gitmeyecek. Ayna gibi bu. İnsan ayna gibi. Karşılıksız mümkün değil hiçbir şey bırakmaz. Ama aynada kendimi görüyorum, arkamdan geleni de görüyorum lavaboda. Sahiplenmiyor.
Hatta kendi gözüme bak. Aynı bunun gibi vehim ve vesveseye de içimizde doğuyor. Bu benimle alakası yok diye biliyoruz. Mesela şöyle de böyle de çak ağzını, tam bir fırsat, ver ağzını payını, hemen müdahale et. Yanlış oluyor, bilmem ne oluyor veya maşallah içimizde bir sürü coşar görüyoruz böyle. Fokur fokur. Ha, ama onu diyor muyuz ki bizimdir? Değil, bizim değil. Ha, ne yapıyorsun? Seyrediyorsun. İçimde böyle bir sistem var. O aktif şu anda. O aktif. Aktif olunca yani Risale-i Nur öyle bir istisna, öyle özellikler bize uyandırmış, Allah nasip etmiş ki bu eserle. Mübalağa etmiyorum. Kendini kendinle seyretme makamına çıkarıyor seni. Farkında değiliz. Şöyle ifade edelim. Mevlam görelim neyler, neylerse güzel eyler. Pencerelerden seyret, içlerine girme. İşte pencereden seyrediyorsun, içine girmiyorsun. Devam edeyim. Ve keza nasıl ki hurmanın çekirdeği hurma ağacını hamiledir. Hurmanın çekirdeği hurma ağacını hamile değil mi? Tamam. Aynen öyle de iman habbesinde de, iman da bir çekirdeğe benzer. Üstad imanı habbe der, yani çekirdek der, libas der, nur der, güneşe nispet eder. İman ziya, ziya da der. Yani imanı şu dört şeye tavsif ediyor hatırlamaya kaldığı kadar. Güneş, çekirdek, elbise, nur ve kuvvet diyor ya. Nur ve kuvvet. Şimdi iman habbesinde de iki tane örnek verdi. Hanzale çekirdeğinde hanzale ağacı, çınar çekirdeğinde çınar ağacı olduğu gibi küfür ve dalalet çekirdeğinde de cehennem olduğundan, iman habbesinde de, iman çekirdeğinde de cenneti mevcut olduğunu hadsi katiyle gördüm. Hadsi katiyle gördüm. Yani cehennemi müşahede ediyor, şahit oluyor. Kendi alemimizde insan da cenneti görüyor, bakıyor. Hadsi katiyle ne oluyor? Hadsi kati şey, ilhamdan da ileri. Kalpten hiç düşünmeden, olmadan, yani teveccüh etmeden doğma, ilhamın ilerisi. Suratlı bir intikal der lugatta. Yani vehbi ilime sahip olanlarda daha çok oluyor ama kesbilerde de geliyor. Hadsi kati böyle, mesela deseler ki, misal vereyim, sokakta bir Allah Resulüne veya Allah'a haşa galiz bir tabir olsa bir anda bir nefret olur. Hiç düşünmeden sen tabi. Hats bu. Aniden doğma. O tepki manasında. Hats ilhamdan da üstün böyle. Hats. Bir anda. Buna şahit ne? Cehenneme şahit olduğumuz gibi psikoloji. Nereden haber veriyor? Dünya cinsinden mi buhran? Adam diyor ki şu anda diyor, benim çektiğim diyor psikolojik sorunu dışarıya çıksa bu, bir havuz gibi, hamam gibi bir su olsa, 10 kişi yanar diyor bu suda. Bu buharda 10 kişi boğulur diyor. Dediklerini söylüyorum ben. Ben bunları uydurmuyorum. Yani misali ondan söylüyorum. Şu anda diyor, başka bir tanesini söylüyorum. Şu anda abi diyor, içimde öyle bir huzur var, öyle bir huzur var ki, havuz gibi 3 tane intihar seviyesindeki buhran bunalımı at o göle, huzurlu olur diyor. Adamın huzuru, kendi huzurunu söylüyor. Böyle de var. Böyle de var. Şu anda öyle bir buhrandayım ki diyor. Öyle bir gaz odasındayım ki Yusuf. Öyle bir gaz odasında, öyle bir ateş, öyle alevler yanıyorum ki diyor. O dışarıya çıksa, bir hamama, bir saunaya koysam 10 tane adam yanar diyor. Ne var dedim senin kafandaki bu kadar şey yapıyorsun? Benden başka herkes var diyor. Benden başka herkes orada. Bu niye söylüyorum? Bedenen bu dünyada adreslemek adına yer belli olsun, adres belli olsun diye beşeriyetimiz var.
bu bedenin dışında, bedeni hazların dışında tamamen her şeyimiz buralı değil. Aynada gözüken güneş gibi. Ayna buralı. Fakat aynada gözüken buralı değil. Semadan değil mi? Yine semadan. Ama burada kendisini ifade etti. Güneş kendisini ayda, aynada ifade ettiği gibi ahiret alemleri, alemi gayb da ruhta kendisini ifade ediyor. Bu ruhta ifade ediyor. Mesela buhran. Dünya cinsinden mi? Metresi yok, litresi yok, kübü yok. Neyle ölçeceksin? Neyle ölçeceksin? Adam bedene inanıyor. Bedenin dışındaki alemlere inanmıyor. Bu adam şimdi psikiyatrist ve psikolog. Bedenle çözmeye çalışıyor. Şu gıda eksik, şu madde eksik, serotonin eksik, dopamin eksik. Tamam. Bu gözüken bu. Tamam. Gözüken şahit oldu. Doğru. Bu şahit oldu. Fakat bunu bozan arkayı bilmiyor. Zaten adı öyle. Psikoloji demek Rumcadır, Rumca. Psiko ruh demek. Loji ilim demek. Ruh ilmi. Psikoloji bozuk diyor. Ruhun bozuk diyor. Hapı bedene veriyor. Tamam, ruha versene bu hapı. Psikoloji... Psikiyatri farklı mıdır? Psikiyatrist ilaç veriyor. Evet. Psikolog ise telkin ediyor. Psikoloji bir ilim, saha. Doktorluk değil, felsefe yani. Psikiyatrist bu psikolojiye sahip olan doktor ilaç yazabilme yetkisine sahip. Ama garip tarafı şu, psiko ruh demek, loji ilim demek, psikoloji demek, ruh ilmi demek. Buna sahip adam, doktor, psikiyatrist ilaç veriyor. Ruhu bozuk diyor, senin ruhun bozuk diyor, cesede hap veriyor. Tamam, ikisini beraber tamir edeceksin. Mesela bu bina, gündüz yaptık duvarı bina yaparken. Gece birisi geliyor biz evdeyken, bir tekmeni döküyor aşağıya. Sabah bir geliyoruz, duvar yıkılmış. Yeniden yapıyoruz. Yeniden duvarı yapıyoruz. Gece yeni, yeniden yıkılıyor. Ya kardeşim, o yıkanı ortadan kaldırmadıkça bu duvarı devam ettiremezsin. Bu devam edecek. Yani Einstein'ın bir sözü var. Güzel, fena ve fani bir adamın güzel bir sözü var der ya usta diye. Diyor ki, sebepleri ortadan kaldırmadıkça farklı sonuç beklemek ahmaklıktır. Aynı sebepleri yaşıyoruz ama sonucun değişmesini istiyoruz. Böyle bir şey yok yani, fıtratta yok yani. O zaman hayatını değiştireceksin yani. Bir yerde hata yapıyoruz. Hapla bu iş çözülmez. Hap erteler, hissettirme sana. Monoton gibi böyle uyuşup kalırsın böyle. Anlayamaz, yürüyemez. Bu değil tedavi. Ama tedaviye yardım et. Ayağın kırıldı, baston vermesi, kalıp çakması. Bu ayağı tamir etmiyor ama ayağın iyi olmasına vesile oluyor baston. Hani yapan o değil ya. Vesile oluyor. İlaç da böyle. Baston gibi düşünün ilacı. Ama hem maddi hem manevi. Asrı peki manevi hasta değil. Bu asrın özelliğine manevi buhran geçiriyor. Herkes içine bir cehennem yaşıyor. İçinde bir cehennem var böyle. Diyor ki iman habbesinde peki cennet gibi, cennet gibi alemler yaşıyor. İnsan ne kadar mutlu. Aha ustad 28 defa zehirlenmiş. Namaz veya ibadet yapamasın diye koğuşuna lağım suyu bağlanıyor. Eski binaların burada camilerimizde böyleydi eskiden. Duvarları kenarı kalındı böyle. Kenarına öyle çıkıyor, namaz kılıyor. Ve ustad isyanı şu kadar. Fena kokular diyor. Menzilimde ziyadeleşti diyor Yusuf. O kadar yani. Ama hapishanede içerideyken dışarıya hükmediyor. Ama şimdi sokakta, bu pazarda bugün çok görmüşsünüzdür, çoğunuz esnafsınız. Güneşin altındaydılar. Böyle ama sipsiyah kafaların içinde yaşayan insanlar vardı. Güneşin altında kapkara bir dünyada, güneş doğmamış kafada yaşayan çok insan var. Sebebi ama çok az insanda var ki sanki kendisi kendisinde yaşıyor, aleminde cennet asa. Yani sanki cennetin çekirdeği açılmış,
cennet gibi mutlu yaşıyor. Bunlar nasıl becerebiliyor? Kendime ben bunu sordum, bunun arkasına düştüm, cevabını şunu buldum. Paylaşıyorum sizinle. Mutluluk, huzurlu olmak, stresten çıkmak, stressiz olmak, tesadüf olmadığını, rastlantı olmadığını, tombala çekilmediğini, disiplinli, iradeli insanlarda bunlar oldu. Kendi hayatını gayesine göre yönlendirenlerde olduğunu görüyoruz. Tesadüf yoktur. Hiçbir zaman tesadüf, öyle tesadüf yok. Rastlantı da insan mutluluk alamaz. İşte biraz önce başta dediğim gibi, bunun için söyledim. Ağzına bozuk yemeği alırsan miden bozulur diye. Biraz da ileri giderse bilmem ne olur midene. Buna dikkat ettiğin gibi, şüphen var mı ben bu bozuk yemek yiyorum ama bir şey olmaz. Allah'ın adetidir, olacak bu. Olmazsa çok istisnadır. Aynı bunun gibi, hemen onun yanında. Gözünde gireni, bozulmamışı alacaksın. Kötüyü içeriye alırsan bu da mide. Bu da mide, bu da mide. Her rastgeleni seyredersen, rastgeleni dinlersen, rastgeleni koklarsan. Koklamak ortam demek. Ortama girdiğin zaman alacaksın bunu. Bu içerini bozar. Adın gibi bir mideyi bozduğu gibi. Kulağı kontrol edemeyen kalbi bozar diyor. Çünkü kalp beyne direkt bağlı değil. 5 tane organ, göz, kulak, burun, dil, el. Bunların içerisinde istisna kulak direkt kalbe bağlı. Münafık bahsine geçiyor. Usta söylüyor. Göz dimağa bağlı. Gözden giren haramlar ilk önce dimağı bozar. Kulaktan giren yanlış şeyler kalbi direkt bozuyor. Direkt oraya vuruyor. Çünkü kulağın yönü yok. Arkadan da geleni duyarsın. Sağdan sonra üstten el. Ama gözün yönü var. Arkayı görmesin, onu görüyoruz. Her yön. 6 yöne de açık kulak. Demek ki iman habbesinde de cenneti mevcut olduğunu hadsi katiyle gördüm. İman inkişaf ettiği zaman, mesela şu anda derste. Şu anda derste. İnsan huzurlu değilmiş. İşte bu. Şu anda huzurlu yok mu? Yani derse gelmeden önce ders ortamı şu anda eşit mi? Yok. Şu anda huzurlu yok mu? Var elhamdülillah. Çok şükür. En azından değişik bir elbise giydirdi. Dükkan veya sokak ve ev ortamındaki o ruhumuza giydirilen elbise yok. Şu anda rahatız. İşte bu haber veriyor. Mutlum, ne mutlu sana, cennette haber veriyor. Huzur oradan haber veriyor. Buhran ve bunalım da cehennemden haber veriyor. Oradan haber veriyor. Hatta o kadar şiddetli ki onu okuyacağım. Çok garip dünyada. Bir de okuyayım. İman habbesinde de cenneti mevcut olduğunu hadsi katiyle gördüm. Çünkü o çekirdeklerin ağaçlara tahavvül ve inkılapları garip olmadığı gibi. Mesela hanzale çekirdeğinden hanzale çıkması, çınar çekirdeğinden çınar olması garip olmadığı gibi, küfür ve dalalet tohumundan cehennemin, iman habbesinden de cennetin çıkması garip değil. Zaten yaşıyoruz ya. İspat etmeye gerek yok ki. Cehennem nerede? Ustad diyor ki, çok garibinize geçecek. Cehli cehennem diyor. Cehennemin bir çeşidi. Cehli cehennem geçiyor. Bunu bilen var mı acaba? Cehli cehennem. Yani bilmemekten, yapmamaktan ortaya çıkan, yapmamakla yapmaktan gelen içsel cehennem. Adem. Evet, cehli cehennem. Mahkemata geçiyor. Cehli cehennem. Cahil olmak. Eylemsel itibariyle o kadar kötü ki tuvalete bile cehaletle giremezsin. Yani cehalete cehennem diyor. Yani. Evet. Cehennemi doğuruyor çünkü. Cehennemin ortamı. Cehli cehennem. Allah Allah. Ne tabirler duyacak? Evet Mehmet. Ebu Cehil. Ebu Cehil mesela. Cahillerin babası. Oysa Kabe'de şiirleri asılan 7 kişiden bir tanesi. Ömer'in Hişam. Hatta bu Ömer bizim Ömer. Radiyallahu anh. Bu aslında Ömer'in Hişam'dır.
Bizim Ömer. Bir gün Çanakçada ders yapıyorum. Çanakçada. Orada Çanakçada şeyler de var. Şirinler de var. Böyle Nur Talbi. İzmir'de de Şirinlere ait dershanemiz var. Sifonlar geliyor. Kütahya'da var. 5-6 tane var. Ondan sonra orada Mucizat Ahmedi okuyordum. Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh'la Hıra'ya. Hatırladın mı Hıra'ya? Çıkmıştık ya, seni de zor çıkarmış. Hıra mağarasında ikisi gizlenmişti ya. Orada vesaire. Onu tam anlatıyorum o şeyi. O bizim şirinler dedi, sinirlendi tamam mı? Çok hemen sinirleniyorlar hemen. Hocam Ebu Bekir abimize mi yaptılar diyor. Ebu Bekir abi diyor. Ebu Bekir Sıddık diyorlar. Abi diyor. O abimize mi yaptı? Bizim Ömer. Ömer'in Hattab'ın Ömer radiyallahu anh. Söylerken bile ki insan keyif alıyor. Ömer-i Rişam, Ebu Cehil, unvanı, sıfatı şey. Bu kadar mucizeyi gördüğü halde iman etmemiş. Ondan daha cebime gidiyor. Yusuf, hocam. Ben hocamdır yani. Elini uzat sana bir sen. Ben de uzatıyorum, sen de uzat. Eline bakar mısın ben baktığım gibi? Elinden su aktığını hayal et. Bakar. Şimdi bu sudan su içiyor adam. Mucize olarak gene kafir, münafık. Şu sudan su içiyor, şu parmaktan su içiyor. Bunun ahlakını görüyor. Bu peygamberin ahlakını görüyor, yaşantısını görüyor. Bu parmaktan abdest alıyor yalandan. Bu parmaktan akan sudan su içiyor. Ama adam münafık. Niye kızıyorsun ki o zaman sokaktakilere? Bırak Allah'ın kullarını, Allah'a bırak. Diyorum kendime, sana demiyorum. Şu parmaktan akan suyu içiyor. Gel münafık. Allah Allah. Nasıl bir şey insan ya? Demek ki o çekirdeklerin ağaça tahavvüle inkılapları garip olmadığı gibi küfür ve dalalet manası da tazip edici bir cehennemi, iman ve hidayet de bir cenneti intac edeceğinde istibat yoktur. Mesela şu andaki Şaban Ali, Halet-i Rüyemiz çekirdektir şu anda. Ağaç değil ki. Sonuç değil. Süreçteyiz. Şu andaki Halet-i Rüyemiz çekirdek nerede haber veriyor? Ağacından. Bu çekirdek ağacından haber, cennetten haber veriyor. Çünkü huzur var çok şükür. Bir yer okuyacağım şimdi, şaşıracaksınız. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bir hadisini okumuştum. Hadisi şerifini okumuştum. Keşhül Hafa'daydı galiba. Rüştü abi bunu yeni ansiklopediye koydu. Diyor ki inşallah, inşallah, inşallah hepimize takvi getir. Müslümanın diyor, gitse bile yani. %51 günah olsa, %49 sevabı olsa... İşte şefaati kübra var, peygamberin şefaati var, şahsımanı var, o da var, da var, da var. Gene geçemedin, %49'da kaldık. Ümmetimin diyor, cehennemi hamam sıcağı gibi olacak diyor. Efendim, Haf ve Reca var, öteki hadislerde yok mu? O kadar okumamışım ben. O kadar okumam, yok yani. Bunu okumuşum ya. Hani dehşetli cehennem bilgisi var ya, onun fazla bilgim yok Yusuf. Lazım olan okusun. Bana lazım olanlar okuyorum. Hamam sıcağı gibi olacak. Şimdi bak okuyorum. Diyor ki İleyhi merciyekum ve ileyhi turcaun ve ileyhil masir ve ileykun ma'ab gibi ayetlerde büyük bir beşaret ve teselli olduğu gibi ehli isyana da büyük tehditleri ima eder. Sayfa 226. Gene mesnevideyim. Evet, bu ayetlerin sarahatına göre ölüm, zeval, firak, Adem kapısı, zulümat kuyusu olmayıp ölüm, zeval, sönmek, firak,
ayrılmak, Adem yok olmak. Kapısı değil. Bir de zulümat kuyusu değil. Zulümat şu arkadaşlar, benim çalıştığım kadar ne söylüyorsam benim bildiğim yani, yoksa bu doğrudur değil haşa. Zulümat kalbe ait, karanlık akla ait. Zulümatta söylüyoruz. Evet. Zulümat kalbi. Zulümat kalbidir. Dalalet fikridir. Zulümat. Zulümatı karanlık dememek lazım. Mesela Kur'an'da sadaka aynı zamanda zekatı da barındırıyor. Bizim sokaktaki bir tabir sadaka, zekat değil yani birisine yardım etmek. Oysa daha can gibi yani. Bak şimdi. Ölüm neymiş? Zeval değil. Fırat değil. Yani sönmek değil. Vücudun pili bitti. Onun adı ölüm. Biyoloji böyle der. Enerjisi bitmiş değil. Ayrılmak da değil. Yok olmak da değil. İçsel, üçsel karanlık diyeceğim mecburu. Zulümat. İçsel çöküntü da değil. Ancak Sultan Ezel ve Ebed'in huzuruna girmek için bir medhaldır. Yani vesiledir. Nereye? Sultan Ezel ve Ebed'in huzuruna. Bir X-ray cihazından var, X-ray cihazından geçmek gibi. Yani bir üstünü başını çıkartıyorsun, değil mi? Kemerini çıkartıyorsun, demir olanları koyuyorsun. Oradan X-ray cihazından havaya, uçağa bineceksin ya. Sonra padişaha görüşeceksin. Ölüm de böyleymiş. Sultan Ezel ve Ebed'in huzuruna girmek için ölüm denilen bir o cihazdan geçmektir diyor. Bu ustad buna diyor ki bu ayetlerden ve ileyhi merciukum ve ileyhi turcaun ve ileyhil masir ve ileyhil ma'ab. Yani hep ona dönülecek, ona döneceksiniz, ona beraber olacaksınız diyor. Bu beşaretin, bu müjdenin işaretiyle kalp Adem-i mutlak korkusundan, eleminden kurtulur. Yani bu ayetlerde diyor ki ona döndürüleceksiniz diyor. Ona dönüyorsunuz diyor. Bununla Adem-i mutlaktan kurtuluyoruz. Yani toprağa girmek, yok olmak olmadığında çok rahatlıyoruz çok şükür. Evet, şimdi esas okumak istediğim şu. Evet, küfrün tazamun ettiği cehennem-i maneviye bak. Küfür denilen o, nasıl anlarız biz? Haşa elhamdülillah ki kafir olmadı ki küfrü bilelim ama yani kendisini en masum itibariyle kimsesiz, yetim, korunaksız, ümitsiz, içsel çöküntü mesela, hiç kimsem yok, hiçbir ümidim yok, tamamen ümitsiz, toprağı yok olmak görüyor. Aynı zahirde gözüktüğü gibi görür toprağı. Toprağın içini böyle hayal eden Ahmet Sami. Şimdi girer oraya. Şeyde var ya sarılmış şeye, nuska gibi kefene. Lahite de koydular. Bir de dizdiler. Şimdi hayal ediyor tamam orada. Ooo herkes gitti mi gözümü açacağım. Nereye bakacaksın ki? Duvara yanaştırdım zaten seni. Kollarını da bağlı. Gerçi çözdük de. Ama çıkamazsın, perdelikler koyduk. Şimdi ne yapacaksın orada? Öyle hayal ediyor. Ne Müslüman öyle olacak, ne kafir öyle olacak. Ne Müslüman mezarlıktadır, ne kafir oradadır. Ya kafir dibe doğru gitmiş, Müslüman alaya çıkmış. Allah orada tutar mı? Şimdi diyor ki, küfrün tazamun ettiği kafirin ruhunu bir seyredelim şimdi. Diyor ki, en ayin ezenli abdibi, hadisi kutsiyi sırınca, yani kulum bana nasılsa, ben ona öyleyim. Hadisi kutsi bu. Cenab-ı Hak kafirin zan ve itikadını, biz mesela nasıl Allah'ı biliyoruz? Evet Allah'ın gadabı var. Ama merhameti gadabını aşmış. Evet Allah kızıyor ama şefkati fazla. Allah kızıyor ama kaç tane sevmesi var? Muhabbeti var, şefkati var. Yani biz böyle inanıyoruz, böyle muamele görüyoruz dünyada da yaşıyoruz. O şöyle düşünüyor, Allah hakkında suizan ediyor, yok olacağım diyor. Allah beni yakacak diyor. Hani Allah da dedi mi, yok olacağım, mahvolacağım,
bu güneş bitecek, benim için balık da olmayacak, güneş de olmayacak, çay içmeyeceğim, dostlarımı görmeyeceğim. Böyle itikat ediyor. Enayine Zenni Abdimi sığınca böyle itikat ettiği gibi ruhunda böyle oluyor. Öyle de bırakmıyor. Tek öyle de olacak. Kafirin zan ve itikadını daimi bir azab-ı elime kalbeder. Dünyadayken de. Sonra onun için hırçınlar kafir. Onun için hücum ediyor. Yani içindeki sıkıntıyı biliyor ki imansızlıktan gelmiş. Bunun da sebebi Müslümanların Rabbi yapıyor bana. Bu sefer Müslümana hücum ediyor. Yani senin çocuğuna gücü yetmeyip de babasına kızıyor. Sonra iman ve yakin ile Cenab-ı Hakk'ın likasından sonra, rızasından sonra, rüyetinden sonra müminler için hasıl olan lezzetlerin derecelerine bak. Kafir böyle. Ama Cenab-ı Hakk'ın insana yakın olması, kendi huzuruna alması, rızasına dahil olması, ondan sonra rüyetine mazhar etmesi, Müslüman böyle bir şey bekliyor. Beklerken böyle zannediyor. Onun lezzetine bak. Şimdi sonuç söylüyor abiler. Sonuç burayı okumak için burayı açtım. Hatta cehennemi cismani. Buraya dikkat edin bu cümleye. Cehennemi cismani. Ahirette bizzatı kendisi. Cehennemi cismani. Arif olan mümin için. Burada da söylüyor zaten. Ramuz-ül Hadis'ten söyledim ya. Müslümanın cehennemi inşallah gitmez ama giderse de hamam sıcağı gibi olacak ümmetimin diyor. Sebebi ümmetimin diyor günahına sebep olan Süfyan-ı Deccal'a ümmetim günah aktarılacak diyor. Ona verilecek inşallah. Ama düşman olana tabii. Süfyan-ı Deccal'a düşman olana bu şey yaptığı için bize cemiyeti böyle hazırladığı için bütün o sebebül kelfayı sırınca sebep olduğu için Müslümanın inşallah günü ona gelecek. İnşallah. Şuurlu Müslüman tabii. Taraftar olmayacak ona. Vesaire. Diyor ki cehennemi cismani. Bunu kaçırmamanızı istiyorum. Yani Müslüman şefaati kübra var Peygamber aleyhissalatü vesselamın. Cemaatin şahsı manevisinin sebebi var. Bir sürü dualar var, hasenatlar var, ibadetler var ama gene olmadı %50. %49 sevapta kaldı. %51 günah. Tamam en sonunda zerre kadar imanlı olacak dönecek ama cennete %51 günah ne olacak? Bir kısmı işte saymadım onu haşirde vicdan azabıyla şey yapacak ama yok. En son diyelim ki cehenneme gitti. Cehennemi cismani. Yusuf tamam takip et abim. Cehennemi cismani yani cehenneme atılsak direkt kendisi. Derecesine bak neymiş o? Nasıl bir şeymiş? Asiye kafirin cehennemi manevisine nispeten cennet gibidir. Yani Müslümanın bizzat cehenneme girmesi ki cehennem 7 tabakadır. Birinci tabakasına kafir girmeyecek. Cehennemin birinci tabakasına iman eden Müslümanların günahkarları girecek. Kafir bu cehenneme giremeyecek. Birinci tabakada onun işi yok. 7. tabakadan sonra zaten münafığa özel ayrılmış. 7. tabakada veil. Ona münafıklara Allah bir özel ayırlamış. Bu cehennemin müekkel melaikesi Malik'e Cebrail diyor ki ya Malik diyor. Bana bir cehennem anlatsana diyor. Çok meraklı şey. Meleklerin peygamberi Cebrail aleyhisselam. Hepsini söylüyor. 7.si o diptekini diyemiyor. Diyor ki hepsini açıp gösteriyor. Ha, çok peygamber aleyhisselatü vesselamla beraberken Allah Resulüne gösteriyor bunu. Malik. Malik Kur'an-ı Mekkeli. Miraç'a gittiği zaman cehennemi görüyor. Cennete giriyor. Cehennemin tabakalarını Allah Resulüne açıyor. Malik. Gösteriyor. 6'yı gösteriyor. 7'yi göstermiyor. Diyor ki ya Malik 7'yi de aç da göreyim ama alıyor. Açamam yetkim yok diyor. Nasıl bir şey anlat diyor. Ben de bilmiyorum diyor. Malik ben de bilmiyorum. Nasıl bir şey? Nedir peki de o? Allah münafıkları özel ayırlamış diyor. Kafir değil bu. Münafıkları özel ayırlamış. Yani
Acayip bir şey. Şimdi birinci tabaka Müslümanın günahkarları gidecek. Kafir gitmeyecek o birinci tabaka. Bu cehennemin birinci tabakası da yediye ayrılıyor diyor. Birinci tabakanın en şeri de anlattığı halde yapmayan alimlere ait olacak diyor. Bunlar tek tek okunmuş olduğum için söylüyor. Birinci tabakada yediye ayrılıyor. En şerlisi birinci tabaka o Müslümanların bulunacağı cehennemde kim bulunacak en şerli yerine? Yedisinin en dipteki kim olacak? Bildiği alim, ilmiyle amil olmayan, ilmini söyleyip kendisi yapmayan onlar girecek diyor. Vesaire. Şimdi cehennemi cismani Müslüman girdi. Azabını koy kefeye. Kafir dünyada yaşarken aldığı manevi cehennemle nispeten o cehennem diyor cennet gibidir diyor. Aha burada yazıyor. Anladın mı? Kafirin dünyada aldığı abi niye hissetmiyor? 76'cı 72'de söylüyor. Kafir intihar etmesi lazım. Niye intihar etmiyor? İptal hissediyor. 632 sözlerinde de söylüyor. İptal hislerinden. Dişin ağrıyor ya. Dişin ağrırken veya dişine bir şey yaparlarken iğne vuruyorlar da iptal ediyor. Hissetmiyorsun ya. Onun gibi sefa, televizyon, ha hu bağıracağım. Bunlar iptal his. Ama sekeratta kalkıyor tabii. Onun için hissetmiyor. Hissetmiyor. İşte onların dünyada aldıkları cehennemi manevi var ya, cehennemi manevi. Manevi bir cehennem. Müslümanın cennet cehennemdeki cismani azab ile kıyas edersen Yusuf, Müslümanın cehennemi buna göre cennet gibidir. Hem bunun azabının derecesini sana öğretiyor, hem de merhamet. Müslümana ne kadar merhametli Allah. Evet. Saat geçti galiba. 54 dakika oldu. 54 dakika. Ahirete de torpil var. Efendim? Ahirete de torpil var. Torpil var. Müslüman her yerde torpil elhamdülillah. Mesela malı gitti, sadaka zekat oluyor. Müslüman namazlı ise ölümünü hissetmeyecek. Allah böyle yapacak inşallah. Öyle inanın öyle muamele göreceksin. Çünkü enayne zenni abdi bir şehit olacak. Hissetmeyecek böyle. İnan bana şey hissetmeyecek. Ya hatta tepecikte bir tanesi dedi ki abi hakikaten öyle mi olacak? İnan sekerat değer öyle olmasa ahirette gel bana. Ya öyle oldu ama şey, öyle olmadı ya dersin. Hayır şehit olacaksın. İnan öyle hissetmeyeceksin. Ama ne o? Elinden geldiği kadar la ilahe yapacağız. Sonra illallah. İlk önce tek gücümüzü sevaba kazanmaya değil günahtan uzağa duracağız. Namazımızı vaktinde kılacağız. Tesbihatı yapacağız. Evrat ve eskarımızı yani Hizbul Kur'an'ı Kur'an okuyacağız. 5-10 dakika lisan okuyacağız. Dershaneleri maddi ve manevi bırakmayacağız. Gücün kadar yükleneceksin. Bu kadar. Fazla da bir şey değil. Maddi ve manevi yükleneceksin. 5-10 dakika teli atacaksın. İştiraka amali uhreviyeden ise yani bedavada da olmaz. Rüştü'nün şöyle bir misali var, şey sözü vardı. Hacı babanın böreği kadar da ucuz değildir derdi ya. Ama iştirak amali uhreviyeden hissemiz bunlarla. 5 vakit namaz kılıyoruz. 5-10 dakika mutlaka risale okuyoruz. Haftada en az 1-2 defa. Mesela huzurluyum. Bir hafta gittim. Bir haftaya daha, haftada 2 defa mı gideyim? Eğer huzurunu koruyabiliyorsan bir haftada bir tane yeter diye de. Ama koruyamıyorsan haftada 2 defa yapacaksın. Demek ki 5 vakit namaz kılıyoruz. Tesbihatı yapıyoruz. 5-10 dakika risale okuyoruz. Haftada bir gün derse gidiyoruz. Maddi ve manevi hizmete sahipleniyoruz ki bize sahiplenilsin diye. Yani fatura bugün elektrik faturası geldi köye. Ödemezsen bir ikaz geliyor. Sonra kesiyorlar. Hiç kimse gelmeden kesiyor ha. Tak merkezden kesiyorlarmış. Ondan sonra yakıyorsun. Lamban yanmıyor. Olmuyor da. İnşallah Nur talebeler akıllı insanlardır. Ne yapacağını bilir. Öyle. Bizi Yusuf. Vahir davahum enilhamdülillahi rabbil alemin el Fatiha.